Merhaba arkadaşlar. Duyu organlarıyla yine birlikteyiz. Bugün sizlerle duyu organları 1, yani göz ve kulağı anlatacağız. Daha sonraki derslerimizde burun, dil ve deriyi anlatacağız. Hemen duyu organlarının birinci bölümü olan ilk dersimizle başlayalım. Arkadaşlar, vücudumuzda 5 duyu organımız var. Bunlar göz, kulak, burun, deri ve dil. Duyu organlarımızın yapısında dış ortamda uyarıları alarak sinir hücrelerine aktaran özel hücreler vardı. Bu hücrelere duyu almaçları diyorduk arkadaşlar. Her bir duyu organımızda farklı duyu almaçları var. Bunlar mesela gözümüzde ışığı, kulağımızda sesi, burnumuzda kokuyu, dilimizde tadı, derimizde sertlik, yumuşaklık, basınç, sıcak, soğuk gibi almaçları, duyuları alacak almaçlar mevcuttur. Farklı duyu organlarımızda farklı duyu almaçları bulunur. Bu almaçlar duyu almaçları ile alınıp sinir hücrelerine aktarılan uyarıtılar beyinde değerlendirilerek algılanır. Beynimiz aynı zamanda vücudumuzun ilgili bölümlerine gönderdiği cevabın yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Kontrol merkezi biz beyinde arkadaşlar. Gözde, kulakta ve deride fiziksel uyarılma, yani gözde ışık fizikseldir, kulakta ses fiziksel, deride basınç, sertlik, yumuşaklık, sıcaklık, soğukluk bunlar fizikseldir. Burun ve dilde ise kimyasal uyarılma vardır. Yani arkadaşlar, burunda koku, dilde ise tat. Tat tomurcukları yiyeceklerdeki tatları kimyasal olarak uyarır. Yine burundaki kokuları mukozada kokular kimyasal olarak uyarılarak alınır arkadaşlar. Duyu organlarda sinirsel iletim şu şekildeydi. Dışarıdan gelen uyarılar, yani ışık, ses, tat, koku ve benzeri duyu organlarımızda duyu almaçlarıyla alınıyordu. Uyarı duyu sinirleriyle beyindeki ilgili duyarlı merkezine iletiliyordu arkadaşlar. Uyarılar beyinde değerlendiriliyor ve anlamlandırılıyor. Sonra tepki mesajı sinirler ile tekrar vücudumuzun ilgili bölümlerine veriliyor ve tepki veriliyordu arkadaşlar. Gözle başlayalım. Görme organımız göz. Muhteşem organlarımızdan biri de gözdür arkadaşlar. Sizin cep telefonlarınızda, kameralarınızda bulunan megapiksellerden çok daha büyük bir megapiksele sahiptir. Işık sayesinde çevremizdeki cisimlerimizi görmemizi sağlayan duyu organımız gözdür. Gözümüz çok hassastır. Bu nedenle gözümüz dış etkilerden korunmalıdır. Gözümüzü koruyan yapılar şunlardır arkadaşlar. Öncelikle kaşlarımız. Kaşlarımız arkadaşlar, alnımızdan gözümüze doğru akan ve gözümüze zarar veren terin gözümüze girmesini engeller. Bakın şurada kaşlarımız alnımızdan gelen terlerin gözümüze girmesini engelliyor. Kirpiklerimiz arkadaşlar, toz gibi yabancı maddelerin gözümüze girişini engeller arkadaşlar. Bakın, kirpikler de tozların ve yabancı maddelerin gözümüze girişini engelliyor. Göz kapağımız arkadaşlar, tehlike anında kapanarak gözümüze yabancı cisimlerin kaçmasını engeller. Göz kapağımız sayesinde gözümüzün dış kısmında gözyaşıyla temizlenmesini ve nemlenmesini sağlar arkadaşlar. Gözyaşımızla birlikte göz kapağımız aynı arabalardaki silecek gibidir. Gözyaşlarımız sıvısını göz kapağımızda ise araba silecekleri gibi gözümüzü temizleyip durur arkadaşlar. Gözyaşımızı, gözyaşı bezlerimiz gözyaşını üretir. Gözyaşı gözümüze giren mikropları da öldürür arkadaşlar. Gözümüzde görmemizi sağlayan yapılara bakalım arkadaşlar. Gözümüz dıştan içe doğru sert tabaka, en dışta gözü koruyan damar tabaka, gözümüzü besleyen ve ağ tabaka retina, yani göz sinirlerinin bulunduğu yer arkadaşlar. Olmak üzere 3 kısımdan ayrılıyor. Şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar, kornea, diğer bir ismi saydam tabaka, en dıştaki saydam ışığı geçiren kısım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz, dıştan baktığınızda görünen kısım. Arkadaşlar, korneanın, saydam tabakanın iç tarafında göz bebeğimiz var arkadaşlar. Yani göz bebeğimiz gözümüzün içindeki delik arkadaşlar. Göz bebeğimizin etrafındaki renkli kısım iris arkadaşlar. Gözümüze rengini veren kısım. Göz bebeğinin iç tarafında göz merceğimiz var arkadaşlar. Gelen ışığı kıran ince kenarlı mercek. Gelen ışığı kırarak nereye düşürüyor? A tabakadaki sarı leke üzerine düşüren göz merceğidir arkadaşlar.
Sert tabaka, şuradan devam edelim. Sert tabaka gözümüzün en dışında gözümüzü koruyan tabaka. Damar tabaka damarlarla kaplı ve gözümüzü besleyen, yani gözümüze besin ve oksijen getiren damarların olduğu yer. A tabaka arkadaşlar iç taraf, yani sinirlerin olduğu yer. Sarı leke arkadaşlar görüntünün A tabaka üzerine düştüğü yer. Göz sinirleri, yani beyne giden göz sinirleri, kör noktada burası arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki kısım ise camsı cisim. Bura arkadaşlar böyle pufuduk bir hal alan kısım. En dıştan başlayalım özelliklerine. Sert tabaka gözü dıştan korur ve sert tabaka gözümüzün ön kısmında saydamlaşarak korneayı oluşturur. Kornea dışarıdan gelen ışığın kırılmasını sağlar. İlk kırılma arkadaşlar korneada oluyor. Bu önemli bir bilgi. İkinci damar tabaka bulundurduğu kan damarlarıyla gözümüzün beslenmesini sağlar. Damar tabaka gözümüzün ön kısmındaki renkli kısım irisi oluşturur arkadaşlar. İris ortasında bulunan göz bebeğini, tam irisin ortasında göz bebeğimiz var arkadaşlar. Alttaki şu resimdeki şu siyah noktalar göz bebeğimiz. Bulunduğumuz ortamdaki ışık şiddeti fazla olduğunda göz bebeğimiz daralır. Bakın arkadaşlar şiddetli ışıkta göz bebeğimiz küçüldü. Az ışıkta ise göz bebeğimiz ne yapar? Büyür arkadaşlar. Bu bir refleks de doğuştan kazanılan bir refleks. İrisin arkasında göze gelen ışık ışınlarını kırılmak için görevli olan yapı ise göz merceğidir arkadaşlar. Mercek camsı bir saydam cisim arkadaşlar. İnce kenarlı mercektir. Gelen ışığı kırarak sarı leke üzerine düşürür. Üçüncü kısım A tabaka retina arkadaşlar. Gözümüzün en iç tabakasıdır. Işığa karşı duyarlı armaçları bulundurur. A tabakada görüntünün oluştuğu bölgeye sarı leke. Bazı kitaplarda sarı benek de denir arkadaşlar. A tabakadaki görme sinirlerinin birleşerek göz yuvarlağının arka tarafından çıktığı bölgeye ise kör nokta denir. Kör noktada sinir hücreleri olmadığı için burada görüntü oluşmaz arkadaşlar. Hemen bir etkinlik yapalım. Bir numaralı yapımız neydi arkadaşlar? İristi. Göze rengini veren iristi. İki numaralı yapı saydam tabakaydı, yani korneaydı. Üç numaralı yapımız, bakın arkadaşlar şurası göz bebeğimiz. Dört numaralı yapımız neydi arkadaşlar? Göz merceğimiz. Beş numaralı yapımıza bakalım arkadaşlar. En dışta sert tabaka gözümüzü koruyan. 6 numara damar tabaka arkadaşlar gözümüzü besleyen. 7 numara arkadaşlar A tabaka. 8 numara sarı leke. 9 numara da arkadaşlar neresiydi? Kör noktaydı. Burada arkadaşlar bakın ışık ışınları önce saydam tabakaya, yani korneaya, oradan göz bebeğimize, göz bebeğimizden göz merceğimize, göz merceğinden kırılıp nereye gelecek? Sarı beneye gelecek. Buradan da sinirler yoluyla beyine ve beyinde görüntü oluşacak arkadaşlar. Hemen görme olayına bakalım. Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Arkadaşlar ilk olarak saydam tabakaya geldi ve kırıldı. Kırılan ışınlar göz bebeğine gelir. Göz bebeğinden geçti. Buradan nereye geçecek? Göz merceğine. Göz merceğinde ışınlar tekrar kırılır ve A tabakadaki sarı lekenin üzerine düşer. Bakın arkadaşlar sarı lekenin üzerine bu elmanın görüntüsü ters olarak düştü. Dikkat ettiniz mi? Sarı leke üzerinde cismin ters görüntüsü oluştur. Oluşan görüntünün mesajı duyu almaçları tarafından alınır. Ve arkadaşlar görüntü mesajı görme sinirleriyle beynimizin görme merkezine gelir. Ters olan görüntü burada düz olarak algılanır. Ve biz saniyelik olarak cisimleri görmüş oluruz arkadaşlar. Göz kusurlarıyla devam edelim. Gözümüzü oluşturan yapıların çeşitli nedenlerden dolayı görevini tam yerine getirememesi durumuna göz kusuru diyoruz arkadaşlar. Birinci göz kusurumuz renk körlüğü, daltonizm diğer bir ismi. Arkadaşlar buradaki 16 sayısını okuyamıyorsanız siz renk körüsünüzdür. Renk körü olan kişiler kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayıramaz. Kalıtsal olarak aktarılan bu göz kusurunun tedavisi yoktur arkadaşlar. Ayrıca bunlara ehliyet verilemez. Çünkü kırmızı ve yeşil ışığı birbirinden ayıramadıkları için. İkinci göz kusurumuz şaşılık. Gözü hareket ettiren
kasların normalden uzun veya kısa olması sonucu oluşur. Arkadaşlar bunlar göz bebeğini ne yapamazlar? Kontrol edemezler. Normal gözün insanı şu şekilken bunlar şaşı olanlar göz bebeğini kontrol edemedikleri için bakın bu şekilde görünüyorlar. Şaşı kişilerde gözler farklı yönlere bakar. Ameliyat ile tedavisi vardır arkadaşlar. Ameliyat olarak göz kaslarını düzeltilebilir. Üçüncü göz kusurumuz miyopluk arkadaşlar. Miyopluk uzağı görememek arkadaşlar. Miyopluk göz yuvarlağının göz eksenine paralel olarak uzaması veya göz merceğinin kırılcılık özelliğinin artmasıyla oluşur. Arkadaşlar göz merceği daha fazla kırdığı için bakın normalde sarı leke üzerine düşecekken ne yapmış? Sarı lekenin önüne düşmüş. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalın kenarlı mercekte bu ışık ışınlarını nereye düşüyoruz? Sarı lekenin üzerine düşüyoruz. Bakın kalın kenarlı mercekte düzeltilmiş oldu. Miyop olan gözde görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Bu kişiler yakını iyi görebilirken uzağı net göremezler. Kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir arkadaşlar. Burada kum yani kalın kenarlı uzağı görememe ve miyop kum harfleriyle ne yapabiliriz? Bunu kodlayabiliriz arkadaşlar. Dördüncü göz kusurumuz hipermetropluk. Göz yuvarlağının göz eksenine dik olarak büyümesi veya göz merceğinin kırıcılık özelliğinin azalmasıyla oluşur arkadaşlar. Hipermetrop olan gözde görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Bakın arkadaşlar normalde sarı leke üzerinde oluşması gerekirken hipermetrop gözde arkada oluşuyor. Biz bunu tekrar öne alabilmek için yani sarı lekenin önüne alabilmek için biz bir tane daha ince kenarlı mercek kullanırsak görüntü sarı lekenin üzerine düşer. Hipermetrop olan gözde görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Bu kişiler uzağı iyi görebilirken yakını net göremezler. İnce kenarlı mercek de düzeltilebilir. Bakın arkadaşlar ince kenarlı. İnce kenarlı mercek demek arkadaşlar kenarlarının ince, ortasının işte daha kalın olduğu mercek. Kalın kenarlı mercek ise kenarlarının kalın, ortasının ince olan mercek türüdür arkadaşlar. Astigmatizm göz merceği yüzeyinin pürüzlü olması veya korneanın kavislenmesi sonucu ortaya çıkar. Astigmatizm olan gözde görüntü sarı lekede dağınık ve şekli bozuk olarak oluşur arkadaşlar. Bu kişiler cisimleri bulanık görür. Silindirik mercekle düzeltilir arkadaşlar. Bakın silindirik mercekle düzeltilmiş. Katarakt arkadaşlar göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle oluşur arkadaşlar. Bakın göz merceği saydam olacakken üzerinde sarı bir tabaka oluşmuş. Bu tabaka arkadaşlar ne yapılıyor? Lazerle temizlenip ne yapıyor? Tekrar aynı saydamlığa getirilebiliyor. Katarakt olan gözde görüntü sarı lekeye düşmez. Bu kişiler cisimleri göremez. Ameliyat ile tedavi edilebilir arkadaşlar. Göz doktorları çeşitli optik araçlarda göz kusurlarını teşhis eder. Göz kusurlarının tedavisinde gözlük veya kontak lens. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz kontak lensi. Gözlük ve kontak lens. Böylece göz kusuru olan kişilerin normal görmesi sağlanır arkadaşlar. Braille alfabesi arkadaşlar. Braille alfabesi körler alfabesi de denir. 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan alfabedir. Bakın harfler kabartmalarla şekillendirilmiş ve bu şekilde ellerinden dokunarak harfleri bilip okuyabiliyorlar arkadaşlar. Bakın bu şekilde okuma bu şekilde oluyor. İkinci duyu organımız kulağımız. İşitme duyu organımız kulağımız. Ses sayesinde çevremizde algılamamızı sağlayan duyu organımız kulak. Arkadaşlar kulağımız dıştan içe doğru 3 kısımdan oluşur. Dış kulak, kulağın dışında görünen kısımdır. Yani biz baktığımızda gördüğümüz yer kulak kepçesi, seslerin ses dalgalarının toplandığı yer. Kulak yolu arkadaşlar ses dalgalarının kulak zarına iletildiği yer ve kulak zarı burada yer alır arkadaşlar. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı arkadaşlar. Orta kulak kemik köprü olarak da adlandırılan ve vücudumuzun en küçük kemikleri olan çekiç, ört ve üzengi kemikleri ile kulağı yutağa bağlayan ostaki borusu burada bulunur. Arkadaşlar bakın şurada bir ostaki borusu var. Bizler fazla ses geldiği zaman ne yaparız? Ağzımızı açarız. Ağzımızdaki basınçla
ses basıncı kulak zarımızın yırtılmasını önler. Ve bu arada arkadaşlar, orta kulağımızda şurada bulunan çekiç, örs ve üzengi kemikleri ses dalgalarını yükseltip iç kulağa iletir. İç kulak, salyangoz, işitme sinirleri ve yarım daire kanalları burada yer alır. Şimdi bu yapıları tek tek inceleyelim. Kulağımızı işitmemizi sağlayan yapılar. Kulak kepçesi, dıştan içe doğru sayıyorum arkadaşlar. Kulak kepçesi sesleri topladı, kulak yolu iletti. Nereye? Kulak zarına. Kulak zarında arkadaşlar çekiç, örs ve üzengi kemikleri ses dalgalarını ne yaptı? Arttırdı. Oradan oval pencereye, oval pencereden dalıza, dalızdan salyangoza. Neden salyangoza? Çünkü salyangozda işitme sinirleri var. İşitme sinirleriyle nereye gidecek? Beyine. Arkadaşlar kulağımızda ostaki borusu kulak zarının iç ve dış basıncını dengeler ve zarar görmesi engeller arkadaşlar. Bakın burada ostaki borusu ağza açılır. Yüksek seslerde ağzımızı açtığımızda burada kulak zarının patlaması veya yırtılması önlenir. Bir de arkadaşlar yarım daire kanallarına, ben buna vücudumuzun terazisi diyorum arkadaşlar. Beyincikle birlikte vücudumuzun dengesini sağlar arkadaşlar. Denge ayarı kulağımızda bulunan yarım daire kanallarıyla denge ayarımız sağlanıyor arkadaşlar. İşitme olayına bakalım. Çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır, kulak yoluna geçer. Ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Aynı arkadaşlar kulak zarı da bir balonun titreşmesi gibi, daha ince, fakat kulak zarının titreşmesi sonra sırayla çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirir. Burada titreşimleri arttırıyor bu kemikler arkadaşlar. Bu titreşim oval pencereye geçer. Oval penceredeki titreşimler dalıza, dalızdan da salyangoza geçer arkadaşlar. Salyangozda bulunan titreşimler, salyangoza gelen titreşimler buradaki işitme almaçları tarafından algılanır ve işitme sinirleri ile beyindeki işitme merkezine gönderilir. Böylece çevreden gelen sesler işitmiş oluruz. İşitme bozukluklarıyla devam edelim arkadaşlar. İşitme bozukluğu olan kimseler hiç duymayabilir veya normalden az duyabilir. İşitme bozuklukları doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Doğuştan olan işitme bozukluklarından bazıları kulak zarı sertleşmesi. Normalde arkadaşlar sert olmaz bu. İç kulak zedelenmesi, orta kulakta kemik kaynaması. Yani çekiç, örs ve üzengi kemiklerin kaynaması. Bunlar doğuştan gelen. Bazen de çok yüksek sese maruz kalan insanların kulak zarı zarar görür ve işitme kaybına meydana gelebilir. İşitme kaybı olan kişiler işitme cihazı kullanırlar. Arkadaşlar bakın şurada bulunan işitme cihazı. Ancak bu işitme cihazı kaybını düzeltmiş. İşitme cihazları dışarıdan gelen seslerin şiddetini yükseltmeye yarayan küçük elektronik alettir. İşitme cihazı sayesinde şiddeti yükselen ses kulağın duyabileceği hale gelmiş olur ve işitme gerçekleşir arkadaşlar. Arkadaşlar sorularıyla devam edelim. Duyu almaçları ile alınıp sinir hücrelerine aktarılan uyarıların merkezi sinir sisteminin sembolleri ile belirtilen bölümlerden hangisinde değerlenerek algılanır? Arkadaşlar gelen duyular nerede algılanıyordu? Beynimizde. Yani cevabımız D şıkkı. Gözümüzde bulunan tabakalar aşağıda verilmiştir. Bu tabakaların dıştan içe doğru sıralanışı. Arkadaşlar dıştan içe doğru neydi? Sert tabaka yani 3, sonra damar tabaka, sonra A tabaka yani 3, 1, 2 cevabımız C şıkkı olacak.